bu çocukların parazitlerini yapacağız. İç ve dış parazitlerini. Bunlar ilaçları kendileri içecekler ya neredeyse. Ama gel, seninle aramız iyi. Seni sevmedim diye herhalde üzgün. Bununla biraz kötü anımız var da. Gel. O bayağı şiş koymuş ya diğerlerine göre. Görüyorsun saldırıya uğradım. Evet. Herkese merhabalar, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Artık videolarımıza hafta hafta başlıyoruz ve devam edeceğiz. Bugün dışarıda ilginç bir hastamız var. Ona gideceğiz. Hadi bakalım neler olacak görelim. Hadi gelin. Kilometre sonra aşı yapacağımız alana geldik. Şimdi birazdan işleme başlayacağız. Bakalım köpekler bizi bekliyor mu? Yaklaşık 8 tane köpek var. İrili ufaklı. 6 tanesi Kangal, 2 tanesi Golden. Bir tane de küçük Pinscher'ımız var. Bakalım şimdi alana geçiyoruz. Evet, şimdi aşı için geldik. Aynı zamanda mamalarımızı da ekleyeceğiz. Gel. Evet Mehmet abi. Karınları gayet aç şekilde seni bekliyorlar. Bizi yemesinler de. Şimdi bu çocukların parazitlerini yapacağız. İç ve dış parazitlerini. İç ve dış parazitler köpeklerde 2 ayda bir yapılıyor. Yazın ayda 1'e çeviriyoruz. Çünkü yazın daha fazla pire ve parazitlerle muhatap oluyorlar. Şimdi 2 ayda bir bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. İç parazit hap şeklinde oluyor. Dış parazit de hem damla şeklinde oluyor hem o da hap şeklinde oluyor. Ama onu biz karıştırarak yapacağız. Yani bir hap yapıyoruz, bir damla şeklinde yapıyoruz ki parazitler bağışıklık kazanmasın. Ateş, gel seninle başlayalım o zaman ilk. Gel. Gel ateş. Bakalım hapı nasıl yutturuyor. Gel. Hapımızı da yapıyoruz. Mahmut abi, şunu sen tut istersen, bu bizden kaçıyor. Bununla biraz kötü anımız var da. Biraz açın. Hadi bakalım, özgürsün. Golden'la başlayalım. Gel biraz, gel, gel, gel. Tamam. Gel. Tamam oldu. Tamam, bu da tamam. Tamam. Bunu ne yapalım? Dışarıda mı dursun? Yok yok, kalsın. Hadi git. Çocuk bir uyuz geçmişi vardı bunun. Komple tüyleri dökülmüştü. Onun tedavisini yaptık. Şu an gayet iyi. Gel bakalım. Yazın al. Sahtekar. Bu ağzından çıkartıyor. Dur bakayım. Bir dakika. Aha. Bitti. Tamam bitti. Bitti. Damlası tamam. Da var. Tamam. Tamam bu. Bu tamam. Hay sana. Şunlar çok fırlama olmuşlar ya. Hey.
Bunlara bir şey yapacağım mı? Küçüklere mi? He. Küçüklere sonra yapalım. Niye heyecanlandı böyle? Başka yapalım bence. Yapalım tamam. Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Bu kadar. Bu kadar. Çek. Lan çek. Görüyorsun saldırıya uğradım. Evet. Bunlar işin içinde var. Bunlar işin içinde var. Gel. Tamam tamam yok bir şey. Bu da tamam. Gel. Gel. Yok bir şey aç ağzını ya. Tamam tamam yok bir şey tamam iyi gel. Gel gel. Ha, dur bak. Dur. Bunlar ilaçları kendileri içecekler ya neredeyse. Gel. Tamam. Gel gel. Oo bu bayağı şiş koymuş ya diğerlerine göre. Tamam tamam sana da gelecek dur. Tamam gel. Sana yaptık. Tamam o tamam. Gel buraya gel buraya. Gitti ne yaptı ya? Gel buraya. Gel buraya kızım gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel. Gel gel. Bu bizde kısırlaşmıştı değil mi? Bu bizim. Gel. Gel bakalım aç ağzını. Seninle aramız iyi. Seni sevmedim diye herhalde üzdün. Bu bizim kliniğimizde misafir olmuştu bir hafta 10 gün kadar. Bu da mı gelmişti? Yok. Ha kısır için. Kısırlaştırmaya tamam. Gelmişti ya. Şu çocuk da geldi. Tamam. Başka kimse kalmadı herhalde değil yok. Mi? Tamamdır. Evet. Aşılamalarımızı bitirdik. Bu uygulamayı 2 ayda bir tekrarlıyoruz. Hem onların sağlığı hem insan sağlığı için. Çünkü bu insana geçebilen de bir şey. Bir de doğada yaşıyor burada. Tam çekemiyoruz ama şu anda karlar da var. Doğada yaşadığı için bulaş oranı çok yüksek. O yüzden bu işi biz kışın 2 ayda bir yapıyoruz. Yazın ayda bir tamamlıyoruz. Bu çocukların bakımlarını bu şekilde halletmiş olduk. Evet arkadaşlar çocukların iç dış parazitlerini yaptık. Rutin aşılamalarını yaptık. Aynı zamanda mamaları bitmişti onları da bıraktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.